Ya bir kere çok ciddi anlamda uykuda apne dediğimiz solunum durmasının çocuklarda da oluyor değil mi? Evet, ne yazık ki oluyor. Çok büyük geniz etlerinde oluyor. Medikal tedavilere cevap vermeyen, sürekli tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları yine aynı şekilde. Dediğiniz gibi çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi. Çocuğun özellikle üst çene yapısı değişmeye başlıyor. Ağızdan solunum yapmaya başlayınca, burun solunum bıraktığı için. Bu çok ciddi bir ortodontik problem haline dönüşmeden, bunu fark ettiğimiz andan itibaren ailelere bunları öneriyoruz. Evet, ailelerin zaten bu konularda uyanık olması gerekiyor. Bademcik ameliyatı için peki bir sınırlamamız var mı? Benim eski literatür bilgime göre işte senede 3 kereden fazla enfekte olursa antibiyotik kullanacak kadar ciddi işte bademcik işerse ameliyat endikasyonu diyorduk ama acaba hala onlar geçerli mi? Tabii hala guideline'larda böyle şeyler var. Dediğiniz gibi eğer 3 yıl üst üste her yıl 3'ten fazla atak geçiriyorsa... 3-3 kuralı. Evet, ya da 1 yıl içerisinde 6'dan fazla ya da 7'den fazla bir atak geçirdiyse çocuk. Ama tabii bu atakların gerçekten bademcik iltihabı ya da tonsilit olduğunu kanıtlanmış olması gerekiyor. Çoğu zaman bir viral enfeksiyonu ya da bir üst yeyi de boğazlarım da ağrıyor dediği için çocuk bademcik iltihabı gibi ailesi size anlatabilir. Evet yani. Onu çok iyi yani irdelemek ve sorgulamak gerekiyor.